Şimdi ceza yapılan bir yanlışın önünü kesmek için yapılmış. Öbür yapılan iyi bir davranışın tekrar yapılması için verdiğimiz her şey. Peki, ödül ve ceza ve ilişkiler ve evet, şimdi giriyorsunuz ama genelde hanımların yaptığı bir şey var. Evet, akşam baba gelsin. Akşam baba gelsin. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya Aya. Ne yaptın bakayım? Çocuk düşünüyor şimdi akşama kadar ne yapmadı ki? Doğru. Tersi. Ya anneler şey oluyor. Evet. Babalar çalışıyor hocam. Anneler de polis gidiyor. Evet. Demek ki bazen suç anında cezaya vereceksin. Ertelemeyeceksin. Çocuk ne unutur? Bir de akşam oluyor. O anda bir yanlışı varsa ver cezayı. Almasın. Yani ben bunu hataymış. Güzel yapmayayım diyeceğim. Zaten çocuk anne babanın sarrafıdır. Çok sarraftır. Neden başladı? Öğrencilerine bakarım. Buna müsaade var mı? Yok. Müsaade varsa yapar. Her şey senden. Ama annelerimiz, babalarımız, çocuklarla kıyamamalar. Ya da kıyamadıklarını zannediyorlar. Ve şu anda kelimenin tam anlamıyla şımarık bir nesil var. Biraz önceki şimdi şöyle bir şımarık nesil çıktı ki çocukların her istediğini alınması, şimdi çocuğun istemesine de gerek yok. Diyelim ki markette gidiyorum ben söyleyeyim. Çocuk şöyle bir şey baktı ya. Tamam çocuk isteyen sen alın. Çocukların hayalleri yıkıldı ya. Dolamıyor. Bıraksan da şöyle bisikleti böyle bir 5-6 ay hayal etse, onun sevincini yaşasa, değil mi? Bisiklet hayal etmiyor çocuklar, internet hayal etmiyor. Niye çünkü? Tamam, onu da mesela ne yaptın? Ne yaptın? Biraz hayal etsin, değil mi? Biraz sabır yapsın. Şimdi çocukların elimiz en şey, oyuncak için imkanları. Zannediyoruz ki zannediyoruz ki kocaman oyuncak alınca çocuklar şey olacak, mutlu olacak. Kocaman şu kadar arabayı koyuyor üzerimize. Halbuki çocuk için bir lira bir şey de. Bir balık onun için yeter. Şimdi hele bir daha anne baba biraz sıkıntı işinde büyüdüyse, tam bir kadar ucunda bakmadıysa zannediyor bu çocuğun her istediğini alırsan ona memnun olacak. Hayır, tam tersi yapıyorsun. Şimdi her istediği yapabileceğini ama hayal böyle bir şey değil. Bu sefer şey hayal kırıklığını alıyor. İstek, her istediği yapabilecek belki bir nesil çıkıyor. Benim nesil. Hiçbir şey değil. Olmuyor mu? Çünkü hayal kalmıyor. Ne istediği oluyor? Çocuk ne zaman başlar? Bir erkekle bir kadın evlenmeye karar vereceğine başlamıştır. Aynı zamanda bitmiştir. Ben nasılsam benim çocuğum da aynen çocuğum oluyor. Benim kapasitem ne kadar? Benim sabrım ne kadar? O kadar. Benim merhametim ne kadarsa o kadar. Ben anneme, babama ne kadar saygı gösteriyorsam onun yapılması gereken o olduğunu görüyorum. Dolayısıyla en güzel örnek şey, en güzel eğitim çocuklarını. Şimdi sen cumartesi, pazar yatmaya alışıksın. O da öyle zaten. Ben sabah erken kalkma üzerinde çok duruyorum. Yaklaşık 2 ay Temmuz ve Ağustos ayında hariç onlar
Şimdi bunu soruyorum. Nasıl yapıyorsun hocam? O saatte kahvaltı insanı canı istemiyor. Tek başına olursa istemez. Ama ailece oturursa bu böyle olacak. Bu normal olur. 8 olduğu zaman 5. olur. Şimdi sen kocana bağırsan çocuk ondan sonra kızıyorsun şimdi. Bağırıyorsun ya da kapıyı çarpıp çıkıyorsun. Çocuk da bakıp demek ki kızdan önce ne yapar? Kapı çarpıyor değil mi? Dede bir kişi. Babası böylemiş. Veya o olan işte bakıyor. Baba kızıyor. Kızdığı zaman patakütü hanımına gülüşüyor. Çocuk diyor ki demek ki kızdığın zaman bu gayet şey yani doğal. Hatta daha da ilerisi var. Beğenmese bile artık onu benimsiyor. Bazı yerler var mesela. Herkes bağıra çağıra koyuyor. Düzgün anlamadan geliyor. Çocuk demek ki bu işin doğası buymuş diyor. Onun için en güzel eğitim şeyi model olmak. Siz nasılsanız aynı çocuğun doğru olan dedi, ne yapalım? Şimdi size anlatalım, ne yapalım?
dediğini yanlışlıkla. Dedeni unutmuş. Bağışlar dedem sana. Yani diyemezsin. Tabii ki oldu desen, dede sıfırdan buldu. Dedem unutmaz. Yok, dede doğru söyler. Çok kendi otoriten geçiyor. Dede unutmuş. Dede yanlış anlamış. 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 Çocuğu yok mesajı anlamaz mı? Şimdi bir anda düşünüyor anne ne yapsam ne yapsam işte. Hangi bir şeyi götürdüm diyor. O ne civarcanı diyor. Orada daha güzel bir şey olacak. Ne bedeli sıfırladı ne kendisi. Şimdi bazen ne yapıyoruz tam tersi. Oğlum. Yok pardon gel annenle kızlarla. Kızım. Zaten babanın sülalesi böyle. Baksana hanımlar da aynı. Oğlum. Baksana. Anneler hepsi böyle. Sülalesi böyle. Çocuğun şeyini gitmeyen. Çocuk gözünde anne diyor. Baba babadır. Varsa bir de kendin çöz. Çözemiyorsun çocuğu niye alet ediyorsun? Çocuğun gözünde babanın imajını niye tutuyorsun? Annenin imajını niye tutuyorsun? Boşansan bile. Yani boşansan bile çocuğun babanın olamaz ki onu. Ve çocuk zaten aklı başına geldiği zaman kimin değeri, kimin zor olduğunu anlayacak. Şimdiden çocuğu babasına nefret ettirmeye, şimdiden çocuğu annesine nefret ettirmeye yok. Olabilir insan peşinemez, olur ayrılırsın vesaire. Ama çocuğu annesine, anneyi babaya kullanmaya. Şimdi çocuk geliyor. İşte anne, işte baba, arkadaşımla buluşacağız. Bak şimdi öyle dedim mi? Şey, olmaz. Dur bak, anlamadım. Hayır. Çocuğa ne yaratıyor? 200 lira olmaya. Sen de 200 lira al. Fasiye ver babanın izniyle kaldı işte. Şimdi o da karakter haline geliyor. Ondan sonra bu sefer... Ne yapalım? Tamam, tamam. Önce anlatmaya çalışacağız. Bakın, yani çok şey, nasıl bazen çok ağır mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. O zaman yoksa bazen sesini çıkartıyoruz. Çocuğun iyi arkadaş edilmesi sağlamalı. Arkadaşlarla iyi geçilmesi gerekiyor. En önemli sorunlarından birisi de çocuğun arkadaşı. İstanbul'da da yapabiliyor. Yabancı ne bakıyor? Çok zor. Evet, değil mi? Evet. Şimdi peki ne yapacaksınız? Nasıl böyle çocuğun geleceğini, okulunu bilmem neyi düşünüyorsanız çocuğun arkadaşını o kadar düşüneceksiniz. Bu çocuk arkadaşsız olmaz. Arkadaşlarını biz mi? Şu kişiyle arkadaşlarını... Oraya geleceğim şimdi işte. Oraya geleceğim. Şimdi, oraya geleceğim şimdi. Önce şunu kabul edeceğiz. Ya çocuk arkadaşım, ben arkadaş gibiyim. Sen annesin, sen ablasın. Çocuğun arkadaşı yani çocuk. O zaman arkadaş. Gerekirse alacaksın. Gerekirse şeyin hatırına insanlarla ilişki kuracaksın. İyi insanlarla. Özellikle evlenme çağına ne yapalım? Suyun akana gitsin. Çocuğu arkadaş çevresine getireceksin. Bu çağını cemaatine getireceksin. Burada doğa akışı içerisinde olacak. Senin söylediğin her şey batar. Bunun arkadaşının ailesiyle arkadaş olabilir. Sizden onu oraya getireceğim şimdi zaten. Şimdi çocukların arkadaşı neydi bu? Çünkü bizim arkadaşlarımız bu. Büyüklerin arkadaşı var. Sebebi ne? Yoğun çalışma. Yoğun çalışma. Bir de bencillik, bensizlik.
ve hanımlarımızın üzerine alınsın, ikramı abartmamak. Evet. Yani misafirliği böyle bir yük. Kuşak çatışmasına dikkat edilmeli. Yani gençler şeyler beğenmez. Büyükleri, küçükleri falan olmaz. 1000 yıl önce de böyle söylüyorlar bu çocuklarla. Oluyor. Şimdi dolayısıyla bunun normal olduğunu, birbirimizi anlamanın zor olduğunu ama özellikle büyükler olarak bu çocukları anlamaya çalışmamız gerekir. Çocuklar okulda fazla söz söylemeyeyim, şu örneksizliği aklımızda kalacak. Belçika'da anlattılar, şimdi bu yüzünden bu sabahlar olmuş. Tabii Belçika ayrılan çocuklar geliyorlar, götürüyorlar. Türk çocukların anneler, babalar, çocuklar geliyorlar. Demiş ki bir tanesi, ya bu çocukların hepsi yetim mi demiş. Çocuklara güvenin arkadaşlar. Çocuktur. Kötü olduklarından dolayı değil. Oraya söyleyeceğiz tabii. Oraya söyleyeceğiz. Bir de bak çocuklara güvenin. Yani çocuk bu ya. Ağzında kanar. Dur saldır. Bir şekere kanar kızdı. Arkadaşının yanına ayıp olur diye sigara başlar. Veya daha başka bir şeye başlar değil mi? Arkadaşlar 5 sene alınırsa ne biçim çocuksun bilmem ne dediğin an yapabilir değil mi? Şimdi ama çocuğa ben sana görmüyorum. Gel bakayım ver şu tarafa çantanı bakacağım. Kızım ben sana güveniyorum. Güvenmediğini göstermeyeceğim. Tabii. Oğlum ben sana güveniyorum. Ama çocuk bana çantasını da bakacaksınız. Telefonuna bakacaksın. Kucaklar gibi yaptık, okuduk, okuduk, kiminle arkadaşlık yapıyor, buna göre tabire çeşitli, kiminle göre görülüyor, kudan nereden oluyor, neye gidiyor, kim tabire çeşitli, çocuktur. İnanın, korkar. Bak, bir adına söyle, sen öldürürler, çok korkar ki. Çok feci şekilde dönmüştü, okuldan kaçmış. Evet. Çay içmeye. Dolayısıyla ama çocuğun tepesine vermiyor değil. Tamam ben sana vermeyeceğim diyeceksin ama çocuk farkı edeceksin. Çocuk hiç akıl etmez yani. Düşünemez. Çok iyi niyetli bir veya çok iyi niyetlidir. Yani annesine iyilik yapmak için, babasına iyilik yapmak için ya da birine iyilik yapmak için. Mesela şunu anlatıyorlar. İşte annem söyledi, aşkını şöyle götürmüşsün.